Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Bizleri imanın neşe ve huzuru ile rızıklandıran, Müslümanlar olarak yaratan, Müslümanlar olarak yaşatan, siz değerli müminlerle birlikte yaşatan, buluşturan, tanıştıran, kaynaştıran, alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamd ediyorum. Yoluna kurban olduğumuz, hayatına hayran kaldığımız, her şeyini örnek alma çabası içerisine girdiğimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselama, âline, ashabına, etbaına ve onların nurlu ve onurlu yollarını yol edinen bütün müminlerin ve siz muhterem hazirunun cemaatimizin de üzerine selam olsun diyerek miladi olarak yeni bir yılın başlayacağı ve bir yılın bittiği son günde, bir gün önce muhasebe ve son nefes endişesi koyduk sohbetimizin başlığını. Hem muhasebe hem son nefes endişesini bir arada işlemeye gayret edeceğim. Zamanın sahibi Allah muhterem müminler. Zaman içinde zamanlar yaratan da o, hangi zamana ne kadar değer verilmesi gerektiğini ifade eden de o. Dilerse bir geceye 1000 ay hükmünü verir. Kadir suresinde, Kadir gecesinde olduğu gibi. Peki aylar 12'dir. Bu nereden çıktı hocam? Tevbe suresi 36. ayeti celilede Rabbimiz İnne iddeteşşuhuri indallahi isna aşara şehran. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ta yerlerin göklerin yaratıldığı günden beri buyuruyor. Yani birileri January, February, March, April dese de, birileri Ocak, Şubat, Mart, Nisan dese de, birileri Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir dese de, yani hepsinin saydığı ismi farklı olsa da ay 12. Bunlardan 4 tanesi haramdır buyuruyor Rabbimiz. Sonra bu ayların hürmetine saygısızlık yapmayın ve bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Tabi burada fıkhi bir durum var. Nedir o? Hemen 37. ayette nesiden bahsediyor. Konumuz orası değil. Haram aylarda savaşmak yasak olduğu için güçlü taraf savaşmaya devam etmek istiyorsa haram ayı öteliyordu. Savaş devam etsin diye. Ayların yerlerini oynatıyorlardı. Bunun haramlığını Rabbimiz 36 ve 37. ayette bizlere ifade buyuruyor. Fatiha'yı okuruz hepimiz. Biraz önce de kaç defa okuduk? 13 defa okuduk yatsı namazında. Fatiha kulluğun Rabbimizden nasıl dua talep edileceğinin örneğini, göstergesini sunar. Birinden bir şey nasıl istenir, o öğretilir. Tabii surede özellikle de Allah'tan nasıl istenir? Çok şey istiyoruz. Bir gün Fatiha'nın tefsirini yaparız. Çünkü bir usul takip ediyoruz. Ama bu geceyle alakalı Fatiha'dan şunu arz edeyim. Biz günde 40 defa ihdine sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ilet Allah'ım diyoruz. Yalvar yakar. Bir sürü övgüden sonra. Sırat-ı müstakim nedir? Peygamberine bırakmamış Allah sırat-ı müstakimin tarifini. Bizzat kendi tarif ederek buyurmuş ki, sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna ilet Allah'ım. Ama gayril mağdubi aleyhim velezzallin. Sapıtmış kişilerin ve dalalette olanların, kendilerine gazap ettiğin kişilerin yoluna iletme bizi Allah'ım diyoruz. 31 Aralık 2021 akşamı
yatsı namazında ve o gün cuma namazından itibaren Fatiha'da beni Hristiyanlar ve Yahudiler gibi yaşatma Allah'ım diyen kul, Hristiyan gibi yılbaşı kutlarsa bu ne periz, bu ne lahana turşusu demez mi Allah? Sen istiyorsun benden onun gibi olmamayı ama sen böyle davranıyorsun kulum derse ne deriz? Velev ki Hazreti İsa'nın doğum günü olduğunu kabul etsek bile, konumuz orada değil. Hristiyanların Katolik olanı, Ortodoksu, şunu bunu ocağın aralığın 20'sinden itibaren ocağın 20'sine kadar bir kısmı şu tarih, bir kısmı bu tarihte peygamberlerinin doğum günlerini kutlarlar. Hadi kutlasınlar, bize ne canım? Mevlid kandilinde onlar bir gayretin içerisine giriyorlar mı? Rebiülevvel ayında. Benim Müslümanıma ne oluyor o zaman? Hazreti İsa da hak peygamber, Hazreti Muhammed de. Hadi ben asla böyle bir benzetme, mukayese, şu bu mantık olamaz ama Hazreti Müslümanlardan hiç kimse de yılbaşını Hazreti İsa'nın doğum günüdür diye kutlamıyor. Nefsine hitap ettiği için. Bu çok su götürür. Çünkü birçok Müslümanın yüreği yaralanır söylenenlerden. Bugün ima ve işaret açısından, bakış açısıyla bunlara temas edeceğim. Fatiha'yı niye söyledim? Şunun için. Evet, gayril mağdubi aleyhim diyoruz ama ondan önce bir kelime var. İçimizde hocalarımız var. Mağdubi aleyhimin ve dalliğinin yoluna iletme beni ama şunların yoluna ilet Allah'ım. Kim onlar? En'amte aleyhim. Kim bu en'amte aleyhim? Hızla, konum bura değil. Sevban isimli bir köle var. Hanımefendiler de dinliyor, beyler de dinliyor. Bir rivayet ikindi, bir rivayet yatsıda gerçekleştiği söylenir bu hadisenin siyer kaynaklarında. Biz rivayetin tahkikini yapacak değiliz. Eşiyle istirahate geçtiği anda diyor ki hanımına, izin verir misin? Ben gideyim. Nereye? Resulullah'ı özledim. Yeni arkasında namaz kıldın geldim. Olsun özledim. İzin ver gideyim. Gidiyor. Hane-i Saadet'e bakıyor. Mescide bakıyor. Birkaç yere arıyor Hazreti Sevban. Bulamıyor. Sonuçta buluyor. Bulduğunda ne diyor gençler? Ve Peygamberimiz ona ne cevap veriyor? Ya da onu söylemeden, Efendimiz bedenen şimdi Bilal-i Habeşi'nin kapısından içeri girse, gençler olarak siz, yetişkinler olarak biz, Resulullah'a ne sorarız acaba? Kripto paralara ne dersin ya Resulallah? Bu dolara ne olacak dersin? Mal stoklayayım mı etmeyeyim mi? Ne olur bu Türkiye'nin hali? Hangi takım şampiyon olur? Ne kadar basit görüyor musunuz? Şimdi bunu özgür birisi soruyor bu soruları. Sorar diye ihtimal. Ama köle, bunu söyleyen köle. Resulullah'ı arayıp tarayıp bulduktan sonra sorduğu ne biliyor musunuz? Fatiha'yı hep bu şuurla okuyun. 30 Aralık'ta zihninize yazılsın bu. 31 Aralık'ta aklınızdan çıkmasın. Ve hep yıl boyu hepimiz bu şuurla köle gibi okuyalım. Bu iki kelimeyi. Hazreti Sevban Efendimiz'i görür görmez diyor ki, ya Resulallah, seni özlediğimiz zaman bu dünyada bir hal çaresi buluyoruz. Evine, mescide, şuraya buraya bakıyoruz. Ama ya Resulallah, senin cennette makamın belli. وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدْتَهْ diye her gün ezan duasında okuyoruz ya, senin makamın, makamı Mahmud. Ben hadi cennete girdim diyelim. Sahabe kendisinin cennete girmesini garanti görmüyor. Ya ben? 2 rekat namaz kıldım. Dilencinin avucuna bir şey sıkıştırdım. 2 sayfa kitap okudum, Kur'an okudum. Ben girmeyeceğim de cennete kim girecek? Evet, korkuyla ümit arasında olmak lazım. Bu bahsi diğer.
ben de cennete giriverdim diyelim, senin makamınla benim makamım bir mi ya Resulallah? Sonuç, soruya gel. Ben cennette seni görmeden cenneti neyleyeyim ya Resulallah? Dostlar, bakın siyer kaynaklarına, isteyene kaynak söylerim. Henüz Efendimiz bu soruya, bu suale cevap vermeden, dudağını kıpırdatmadan Allah Teala Cibril'i gönderiyor. Cevap Allah'tan geliyor. Ne diyor Rabbimiz? Nisa suresi 69'u gönderiyor. Yani kölenin endişesine, Hazreti Sevba'nın endişesine Allah Nisa 69'da cevap veriyor. O aynı zamanda ilahiyatçı hocalarımız, öğrencilerimiz var. Fatiha suresindeki en'amte aleyhimin tefsiri. Yani kendilerine nimet verilenlerin kim olduğunun açıklaması. O ayet buyuruyor ki, men yuti'allâhe ve rasûle. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, bak namaz yok, şu yok, bu yok. İtaat var, itaat var. Dostlar, aklıma her geleni söylesem konuya hiç başlayamayacağım ama bir şiir, Hazreti Züleyha'nın dilinden bir şiir okuyalım. Hazreti Züleyha, yarın bunu da kızlarınıza, gelinlerinize, annelerimize nakledin lütfen. Hazreti Züleyha, o Yusuf suresinde anlatılan olayı yaşamış. Yani iffetsizliğe niyetlenmiş ama Hazreti Yusuf iffetini korumuş. Burada çok gencimiz var. Yıllarca hapis yapmış ve orasının adı artık Hazreti Yusuf'tan sonra hapishane değil, Medrese Yusufiye olmuş, mektep olmuş. Sonra Hazreti Züleyha Müslüman olmuş, balkondan sokağa bakıyor. Hazreti Yusuf geliyor, dilinden şu dökülmüş Hazreti Züleyha'nın: Sübhane men ceale mülüken abiden bil masiye. وَجَعَلَ عَب۪يدًا مُلُوكًا بِالْتَاهِ Türkçesi hocam, itaatı sebebiyle köleleri sultan yapan Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, şanın ne yücedir. İsyanı sebebiyle sultanları köle yapan Rabbim senin şanın ne yücedir. Yani din, namaz, oruç, hac, zekat, bir sürü bir şey söylenebilir ama din itaatla isyan arasında gidip gelmektir müminler. Bir adım bu tarafı itaat, bir adım bu tarafı isyandır. İtaatla köleysek sultan oluruz, isyanla sultansak köle oluruz. Rabbim muti kulları arasına adımızı yazsın. Kendilerine nimet verdiği kullarından eylesin. Niye anlattım bunu? Şunun için. Hocamız aslında namazda, oraya da girersem uzar. Uhud Harbi'nde Allah Resulü'nün öldürüldüğüne dair yalan haber yayılmasını anlatan ayetleri okudu. Ali İmran suresinden okuyun gençler. Sonra ikinci rekata gitmeden rükuya, Rabbani kulların vasıflarını anlattı bize Allah. Rabbani kul ne yaparmış? Başına ne sıkıntı gelse bile, ne zaaf olsa bile, ne kadar saldırı olsa bile ezilmezler, yılgınlık göstermezler, bitkinlik göstermezler de ne dua ederlermiş? Onu söyledi ikinci rekatta. Onu bir ara yazar, size veririz inşallah. Şimdi niye böyle başladım dostlar? Şunun için. Köle Hazreti Sevban, peygamberimizle beraber olmak istediği için kalkıyor. 15 dakika önce namazı birlikte kılmış olmasına rağmen mescide gidiyor. Bu özlemini dillendirince peygamberimize, özlemine cevap Allah'tan geliyor. Ve Nisa 69 iniyor. Orada Rabbimiz bizim, kendilerine nimet verilenlerle beraber olursak, Fatiha'da isteğimizde ciddi isek, kendilerine nimet verilenlerin kimler olduğunu söylüyor. Bununla ben noktayı koyayım, konuma başlayayım.
Men yuta'illâhe ve rasûle fe ulâike ma'allezîne en'amallâhu aleyhim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar, Allah'a ve Resulüne itaat edenler, kendilerine nimet verilenlerle beraberdirler. Kim bunlar ya Resulallah? Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühedâi ve sâlihîn. Kendilerine nimet verilenler, yani sen, ben, o, biz, siz, onlar, hepimiz, bütün ümmet her namazda ya Rabbi beni nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle Allah'ım diye dua ediyormuşuz. Allah Teala ayeti bitirirken buyuruyor ki ve hasune ulaike rafika. Onlar ne güzel arkadaştır diyor. Adama Hazreti Muhammed arkadaş olur da o arkadaşlık güzel olmaz mı? Adama Hazreti Ebubekir arkadaş olur da o arkadaşlık güzel olmaz mı? Filan salihler, filan şehitler arkadaş olur da o arkadaşlık güzel olmaz mı? Rabbim, Rabbim dünya ahiret peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte olabilmeyi darlıkta, bollukta, hastalıkta, sağlıkta, onların yolundan, izinden yıl başında, yıl sonunda ayrılmamayı nasip eylesin. Muhterem müminler, muhasebe ve son nefes endişesi dedik ya, ikisini mezcederek anlatacağım. Muhasebeye zemin olsun için şimdi akşam namazından sonra iki tane hadis ilave ettim. Çünkü bizim usulümüz önce hadis arz etmek. Abdullah bin Ömer diyor ki, Efendimizin kayınbiraderi, bir gün Resulullah'la beraberdim. Oturuyorduk, bir bedevi geldi, ensardan bir zat geldi. Allah Resulüne selam verdi. Ya Resulallah, iki soru sordu. Allah'tan ki onlar paldır küldür sorular sormuşlar bazı bedeviler. Bazı ensar ve muhacirin sormuşlar da din en ince noktalarıyla biz öğrenmişiz. İki soru. Bir, ya Resulallah, müminlerin en faziletlisi kimdir? Burada Mustafa Hocam farklı cevap verir, Sabri abi farklı cevap verir, Nuri Bey filan hocam. Allah Resulü ne diyor? Müminlerin en faziletlisi kimdir? Allah'ın Resulü buyurdu ki, ahlakça en güzel olanlar müminlerin en faziletlisidir. Şu kadar namaz kılan dememiş. Sakalı şu kadar olan dememiş. Sarığının boyu bu kadar olan dememiş. Bak, bunları haşa öteleyen bir tavrım yok. Ama ahlakça en güzel olandır. Peki ya Resulallah, ikinci sorum. Müminlerin en akıllısı kimdir? Dolar düşükken alan, yüksekken satan ya Resulallah. Yok, yok öyle bir şey yok. Üçe aldığını 13'e satan ya Resulallah. Yok, yok öyle bir şey yok. Müminlerin en akıllısı kimdir ya Resulallah? Cevap, ölümü en çok hatırlayan ve ölüm sonrası hayat için hazırlık yapanlardır. İşte gerçek akıllılar bunlardır. İmza Resulullah. Müslim hadisi. Bir, iki, Bera, Hazreti Bera radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'la beraber bir cenazedeydik diyor. Cenaze merasimine katılmıştık. Efendimiz cenazenin defnedildiği kabrin kenarına oturdu. Lütfen içselleştirin. Gözünüzde hayal edin, tasvir edin. Kabrin kenarına oturdu ve başladı ağlamaya. Öyle ağladı, öyle ağladı ki gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra bize döndü, dedi ki, hiç kimse ses çıkarmıyor. Resulullah'ın hıçkırıkları duyuluyor. Yakını sebebiyle ağlama değil bu. Ölüm sebebiyle ağlama. Ey kardeşlerim, İşte hepimizin başına gelecek olan şu gerçek, şu ölüme karşı hazırlanın dedi. Bugün ben, sen, o, günde 250 kişi gidiyor, istatistiksel rakam olarak bakıyorum. Benim yakınımdan biri ölmedikten sonra. Hiç etkilenmiyorum artık. Kanıksamış oldum.
Burada cemaatimizin bir kısmını tanıyorum, bir kısmını tanışacağız inşallah. Farkında mıyız? Camilerimiz daha lüks oldu ama cemaatlerimiz azaldı. Evlerimizin metrekaresi büyüdü ama içinde yaşayan insanımız azaldı, çekirdek aileye düştük. Dedeler anlatsın, birkaç tane görümce bir arada yaşardı, birkaç tane kardeş evli bir arada yaşardı, daha bereketliydi, daha huzurluydu. Çocuklar dede, dayı, amca zevkini tadarak büyürdü. Şimdi dede de baba, amca da baba, abi de baba, her şey baba. Nasıl kalksın bu rolün altından? Elbet bir araya gelinsin, şöyle yaşansın derdim yok ama bunun bir yolu bulunmalı. İlaçlar arttı, hocalarım kızmasınlar bana, bir tespit ama hastalıklar daha çoğaldı. Daha çok seyrediyoruz ama daha az kitap okuyoruz. Daha çok harcıyoruz. Arabamı temizletmek için ben 50 lira 60 lira para veriyorum. Ayıp, kocaman adamsın abi, böyle arabaya binilir mi diyorum. Temiz gez diyorum. Dilenciye verirken onun onda birini bile vermiyorum. Bu nasıl bir algı Abdullah? Dilenciye de ihtiyaç sahibine, talebiye verirken. Sanki derdimi anlatabiliyorum. Para kazanmayı öğrendik. Buzdolabı, beyaz eşya almayı da öğrendik. Ama yuvayı sürdürmeyi beceremiyoruz. Aya ayak bastık. Türkiye'de şimdi yolcu gönderecek. NASA ilahiyatçı alacak bu arada. NASA'ya ilahiyatçılar alınacak. Ama aya ayak bastık ama yan odadaki mesai arkadaşımızın kapısını çalmadık. Babası ölmüş de ya kusura bakma duymadım diyoruz. Yoğunluğundan sana taziyeye gelmedim diyor. Ne yoğunluğu olabilir ki? Yani elini telefona atacak kadar da mı yoğun fırsatın yok? Yani dostlar, muhasebe ve murakabe adına üç cümle daha söyleyeyim mi ben? Kendimizi kendimize o kadar kaptırmışız ki gelen mübarek günlerin, gecelerin, icabet saatlerinin, seher vakitlerinin kıymetini bilmeden akıp gidiyor vakitler. Allah'a, Resulüne, dostlarına, Kur'an'a dostluk nasıl olur? Hiç tınmıyoruz. Akademik dille ifade edecek olursam bir takım hususlar, ahlak, aile, ihsan, muhasebe gibi hususlar bilginin konusu, yaşanan hayatın konusu olmaktan çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, muhasebeye girmiş oldum. Bilmek olmak değildir. Biz bilmenin çabasını gösteriyoruz ama olmanın çabasını göstermiyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğlu bizim gibi akademisyenmiş. Yani medrese mezunu. Abdülkadir Geylani Hazretleri de medrese mezunu değil tabiri caizse. Fakülte mezunu değil. Kürsüye çıkıyor. Sabahleyin gelirken hacı anneniz yumurtayı tavaya sıcak yağın içine yağ ısıttı. Yumurtayı kırdı. Yumurta yağın içine cas diye düşünce... Cehennemde ben nasıl yanacağım diyorum, cemaat hüngür hüngür ağlıyor. Yer yurt almıyor. Oğlu imam odasından babasını dinliyor. Fakülte mezunu oğlu, medrese mezunu. Böyle vaaz mı olur ya? Böyle vaaz mı olur? Yani yumurtayı kırdın, cas dedi, cehennem şöyle böyle. Ayeti hadisi döktüreceksin, konuşturacaksın peş peşe. Ben bir çıkayım vaaz edeyim de babam görsün. Babacığım haftaya ben çıkabilir miyim kürsüye? Bağdat burası. Olur. Çıkıyor aynı cemaat. Bilmiyor ki babanın yerine oğlu çıkacak. Aynı kalabalık cemaat. Evlat, o ayet bunu diyor, bu hadis bunu diyor, bu şerhte bu var, bu kitapta bu var, bu kaynakta bu var. Kimsede tık yok. Kendi fark ediyor kürsüden bu işin olmadığını. İmam odasında cübbesini değişirken babasına diyor ki, babacığım olmadı. Niye olmadı?
Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, evlat, bilmek olmak değildir, olmaya bak, olmaya diyor. Rabbim bilmekle birlikte olanlardan eylesin. İmanla, ilimle bizi zenginleştirsin inşallah. Kur'an'da birçok ayet dostlar, bugün birkaç öğrenci iptila kelimesini yeni duyduklarını söylediler. Ben hocalığımı gözden geçirdim. İptila, yani o kadar ki İmam Hatip okumuş gençler bunlar. Nasıl bir eğitim sistemi içerisinde olduğumuzu düşünün. Kur'an'da iptila, mihnet, bela, daire, sabır, musibet gibi daha 3-4 tane daha kelime sayabiliriz. Hep bu dünyanın inişli çıkışlı olduğunu, tek düze olmadığını, deneneceğimizi, sınanacağımızı, fitne, bu kelimelerden biri de fitne. Birinin birinin arasını bozmak için çabalaması değildir fitne. Fitne, televizyonlarda görüyorsunuz, bilmem yer altından çıkan altını, toprakla şununla bununla karışık, altında 3000, 4000, 5000 derece ateş yakmanın adıdır fitne. Bu ateş curuftan asıl madeni ayırır. Bu şiddetli ateşin adıdır Arapçada fitne. İşte evlat fitnedir diyor Allah Kur'an'da. Hanım fitnedir diyor. Ama başka bir ayette evlat ziynettir diyor. Hanım ziynettir diyor. Haşa, çelişki mi var, müşkil mi var bu ayette? Hayır. Evlat ve hanım, mal yolunda kullanılırsa sizin için ziynettir kullarım. Ama o evlat, o hanım, o mal sizi Allah yolundan alıkoyarsa fitnedir deme adına böyle bir tespit var. Bunu niye söyledim? İptila kelimesi Kur'an'da çok geçer. İçimizde Şafii kardeşlerimiz var. Biz biraz evvel müezzin efendi Amner Resul okudu. Hanefilerin ağırlıklı olduğu yerde hep Amner Resul okunuyor. Hatta Mülk suresi okununca cemaat bir şey eksik kaldı gibi gözümüze bakıyor. Niye Amner Resulü okumadın diye. Halbuki Allah Resulü yatsıdan sonra kim gece şunu okursa şu kadar ecir var, bunu okursa bu kadar ecir var diye hem onu söylemiş hem onu söylemiş. Ama biz kargadan başka kuş tanımayız diyoruz. İşte o Mülk suresinin ikinci ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ. Önce hayatı sonra ölümü demiyor Allah. Burada söylenecek çok şey var. Önce ölümü sonra hayatı yarattı ki لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha iyi davranış sergileyeceğini, adam gibi iş yapacağını görsün, sınasın, sınayalım, deneyelim için diyor Rabbimiz. Rabbim bu imtihanları kazananlardan eylesin. Dün yazdım bu cümleleri, bana ait cümleler. Allah'a sığınırım ama sanki birçok şeyi özetleyecek. Bu imtihanlarda ve yılbaşı imtihanında ve kulluk imtihanında hepsinde. Kazananlar da olacak, kaybedenler de olacak. Virgül. Kazananların, cennet ehlinin artması için gayret edenler de olacak. Kazananların sayısı artsın diye, cennet ehlinin sayısı artsın diye gayret eden hocanın, Müslümanın, Müslüman da olacak, hoca da olacak. Ama gafillerin, nefsine tabi olanların, unutanların, dalalete düşenlerin, kaybedenlerin sayısı artsın için çabalayanlar da olacak. Camiden çıkma, camiye geldiği halde dükkanına çam asanlar da olacak. Şunu yapan da olacak, bunu yapan da olacak. Dolayısıyla kimse zehiri tenekede sunmuyor müminler. Altında kasede sunuyorlar. Hayat boyu son nefesimize kadar inandığımız değerler uğrunda imtihan hep devam edecek. Atalarımız ne diyor? Zehri altın tas içerisinde sunarlar, balı da suç ortağı yaparlar. Zehri altın tas içinde sunarlar, balı da suç ortağı yaparlar sözüyle bal kasesinin dışarıdan yalamakla, bal kasesini dışarıdan yalamakla bal yemenin aynı olmaya, bal yemek olmayacağını unutmamamız gerekiyor.
51-52 yaşında bir hak dostu var. İyi bir peygamber aşığı genç var. Gençlere isimlerini söyleyebilirim. Muhasebe diye bir şiiri var. Oradan 3 satırını aldım. Uzunca bir şiir. Eğrilik, eğrilik dilde bela, elde bela, belde bela. Tam elif doğruluğundan ederin var mı gönül diyor. Dışta her fethe anahtar olacak kıymette, içte ruhen kazanılmış zaferin var mı gönül? Her birimiz sertifikalarını, diplomalarını duvarlara asarız. Yer almaz. O kadar çok sertifikamız, diplomamız var ki. Onu ifade ederken diyor ki, yerden alkış alacak diplomalar çoktur sende. Gökten alkış alacak karnelerin var mı gönül? Diyor. Meleklerin seni takdir edeceği, Allah'ın razı olacağı karnen var mı? Sertifikan var mı? Şu kadar sertifika Allah'ı, kullarını, ümmeti, melekleri razı etmeyecekse neye yarayacak? Onun için birkaç tespitte bulunalım haydi. Burada bulunan Burkina Faso'dan, Arakan'dan, Pakistan'dan gelen gençlerimiz dahil, Somali'den gelen gençlerimiz dahil, Rabbin bize lütfettiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Gözümüzü indirip kaldırıyoruz. Hiç indiremesek ne olur bu göz? Hiç göz kapağınızı birbirine değdiremiyorsunuz. Gurur. Türkiye'nin en zenginin birinin evladı böyle bir hastalığa düçar oldu. Hastanede oğlunun yanından çıkıyor. Bahçedeki bankta otururken yanına gidiyorlar. Niye üzüntülüsün? Niye sıkıntı? Hayırdır bir şey mi? Evet oğlum yukarıda şu bölümde yatıyor. Ne? Böyle sen Amerika'ya şuraya buraya götürsene hastanı. Dünyanın ayda imkan olsa götüreceğim. Ayda imkan olsa bunun çözümü olsa götüreceğim. Oğlumun şu kadar fabrikam var. Oğlumun kirpiklerinin bir sefer birbirine değmesi için hepsini feda etmeye razıyım diyor. Göz kapağı birbirine değmiyor. Ne olur dostlar. Gözler deyince gözyaşı veriyor. Islaklık görmemizi sağlıyor. Yani hamd etmek ve bunun sonucunu düşünmek durumundayız. Hayat bizim sermayemiz. Hayatı kaybedenin kazandığı görülmemiş. Kimse ömür sermayesi üzerine kumar oynama lüksüne sahip değil. Hatalarımıza, günahlarımıza, gafletlerimize tövbe ederek defterimiz dürülmeden, defterimiz kapanmadan hesabımızı kapatalım da Allah'ın huzuruna yüz akıyla varalım inşallah. 2. Değerlerimizi yeniden idrak etmek durumundayız. Muhasebe dedik ya bugün. Değerlerimizi yeniden idrak etmek durumundayız. Hangi değerden bahsediyorsun hocam? 2 tanesini söyleyeyim. 1. Artı bir olarak yaratıldın Abdullah abi, Sabri abi, Şaban hoca, Raci abi. Artı bir. Ne demek? Bu dünyada sen olmasan eksiklik olur mu diye bunu sormalısın kendine. Yaratılış gayem nedir? Allah beni niye yarattı? Sadece evleneyim, çoğalayım, mal, mülk, şu unvana sahip olayım diye mi geldim? Yoksa Allah'ın muradı mıyım ben? Bir, yaratılış gayemizi unutmayacağız. Bu soruyu soramazsak, niçinleri soramazsak nasılları bulamayız. Sen bardağa temiz su koymazsan zihnine, başkaları Müslüman olduğun halde başkaca düşündürür seni. Ama bu devir, ama öyle olmalı, böyle olmalı dedirtir. Çünkü hayat boşluk kabul etmez. Peki, boşluk savruluşa gebedir. Bir daha söylüyorum, boşluk savruluşa gebedir. 2. Elbet her birimiz bir şekilde değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ama dönüştüğümüzün farkına varmak durumundayız. İslam çerçevesini bilmemek, başka değerlere kapı açmak demektir. Yüreğimizin yabancılaştığını, bakışımızın yabancılaştığını, kıyafetimizin yabancılaştığını fark etmemiz, bunun acısını çekmemiz
ve telafi etme yolunda gayret göstermemiz gerekiyor. Çünkü Yunus diyor ki, sol böğrümde ince bir dert batar Yunus, Yunus diye diyor. Bir dert var ya. Rabbim, öğrencilere derim ben bu duayı, gönülden amin diyemezler çünkü idrak edemezler. Rabbim derdimizi artırsın. Ya kanserini artırsın demiyorum. Kalp hastalığını, şekerini artırsın demiyorum. İman derdimizi, ümmeti kurtarma derdimizi, evladımızı kurtarma derdimizi, cenneti yeniden kazanma derdimizi artırsın. Dertsizseniz, dertsizsiniz. Amir değil, memur değil, para değil, kadın değil. Dertsizseniz, dertsizsiniz diyor bir büyük. Peki, yetsin bu kadar. Madem konumuz muhasebe, her dem, illa 30 Aralık'ta değil, her yaşta muhasebe edebilme imkanımız var. Günah mı işledik? Allah Müslümanla günahı yan yana getirirken ayetlerde günah işlemezler demiyor. Biliyor kulunu canım. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا diyor. İşlerler ama hemen beni hatırlarlar, tövbe ederler, yaptıklarında ısrarcı olmazlar. Bir şair, hem de şairlerin sultanı biliyorsunuz, 33 yıl bohem bir hayat yaşamış. 33 yıl namaz, niyaz, hak getire. Sonra vapurda birisi kendisine bakıyor. Dek gelmiştir diyor. Kafasını bir kaldırıyor, adam tekrar göz göze geliyor. Kafasını, gazetesini, kitabını okuyor. Kafasını bir kaldırıyor, tekrar bakıyor. Karşıdaki o yabancı adam İstanbul'da, vapurda diyor ki, senin aradığın A Camii'nde. Yabancı bir, hele bir A Camii'ne gidiyor. Bitlis'ten gelmiş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri sohbet ediyor orada. Kürsüden bu bizim şairimize nasıl bakıyor? Sadece bakıyor. Sadece bakıyor. Mum gibi eriyor da o bakışı tarif ederken diyor ki şairimiz, bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız. Bir kerecik bakışla. Sonra değiştiğini ifade ederken de tam 33 yıl saatim çalışmış, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Ötelerden habersiz uçurtma uçurmuşum diyor. Rabbim sadece ayaklarının altından beslenenlerden değil, göklerden beslenenlerden etsin hepimiz inşallah. İmam-ı Gazali'nin şu şiiri şimdi elbet yerindedir. Orta birinci sınıfta bu şiiri tahtaya yazmış ve açıklamışım. Ben ne kadar açıklayabildim, orta birdeki öğrenci ne kadar anlayabildi, evine ne kadar nakledebildi. Bir hafta sonra bahçe nöbetim var. Son sınıflarla sohbet ediyorum bir duvar kenarında. Orta birdeki bir kız çocuğu koşarak geldi. Bu şiiri her okuduğumda o kız gözümün önüne gelir. Hocam konuşabilir miyiz dedi. Böyle hareketini göstermek istemiyorum. Çok heyecanlıydı. Buyurdu kızım, hayırdır. Bir konuşalım özel dedi. Çekildik kenara. O nefse tat, azap, ruh bir şey vardı ya dedi. Şimdi okuyacağım. Babam namaza başladı hocam. Babam namaza başladı. Orta bir çocuğu iki satırı ezberleyemeden babasına naklediyor. Allah sizin samimiyetiniz, çocuğun samimiyeti, babanın yaptığı bir hayr-ı hasenat, babanın gönlüne namaz sevgisi düşüyor ve namaza başlıyor. Nedir o şiir hocam? Yarınla alakalı, muhasebeyle alakalı, her günümüzle alakalı düşünüverin lütfen. Nefse tat verip ruha azap veren şey senin helakindir. Nefse azap verip ruha tat veren şey de senin kurtuluşundur. Ben öğrenci arkadaşlardan misal vereyim. Herkes kendince düşünsün. Bir teneffüs hem abdest hem namaza yetmiyor. Hoca biz 40 dakika ders dinledik, yorulduk. Teneffüste kantinde çay içmek istiyor nefsimiz. Filanla muhabbet etmek istiyor. Ama namaz da kılmam lazım. Nefis şimdi kantine git diyor. Ya şunu yap, bunu yap diyor. Ama nefis namaz gıdıklıyor beni, namaz var diyor. Abdesti alınca
namazı kılınca dersteyken ikindi ya da akşam ezan okunca oh namaz kıldım. Nefis istemese de kantine gitmeyip de abdest almayı, nefis azap çekti, ruh tat aldı, bu senin kurtuluşun. Ama tersi, mağlup oldun da kantine gittin, şunu yap. Ama o an için zevk alıyor gözükebilirsin. İçerken, yerken, bakarken, konuşurken tatlı gelebilir o yaptığın şey. Bir kere bak, bir kere git, bir kere gel. Ama biraz sonra ezan okununca ruh başlıyor, vicdan başlıyor. Kılmadın ikindi namazını. Eyvah dedirtiyor. O nefse tat verip sonradan ruha azap veren şeyler de içine herkes kendince doldursun. Bizim helakimiz oluyor. Rabbim nefsin azap çekeceği, ruhun tat hissedeceği hadiseleri, olayları, sözleri, davranışları artırmayı hepimize nasip etsin. Şafiler okur da Hanefi kardeşlerimizden de bilenler okur. Kurbanı keserken biz şu ayeti okuruz değil mi? En'am suresi 162. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Devamı da var 163. Türkçesi ne hocam? De ki Habibim, benim namazım, orucum, haccım ve bütün kulluğum, ibadetlerim, alemlerin Rabbi Allah içindir. Niye söyledim hocam bunu? Dördüncü maddede. Biz bir takım adetleri ibadet gibi, bir takım ibadetleri adet gibi yaşıyoruz. Bir daha tekrar et hocam. Bir takım ibadetlerimizi adet gibi yapıyoruz. Bize ne katkı sunacak, artısı eksisi ne? Bunu yaparsam ben neden arınacağım hesap etmiyoruz. Ama bir takım adetler var toplumda, ailede, akraba arasında. Asla bırakamayız. Zinhar adet bu ya. Sebenin adeti bırakılır mı bu diyoruz. Mesela ibadet gibi sarılıyoruz. İşte bu ayetler neye adet, neye ibadet hükmü göstermemizi bize salık veriyor. Kimlik inşası, kişilik inşası ayrıntılarda gizlidir. Sünnet bugünlerde bombardıman edilmeye çalışan, her devirde olacaktır bu. Sadece suyu üç yudumda içmek değildir sadece. Pantolonu sağdan giymek değildir sadece. Yemeğin tabağın sonunu sıyırmak değildir sadece. Namaza başlarken takır 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 misvak kullanmak değildir sadece. Allah Resulü'nün her şeyini örnek alma çabası içerisine girmektir. Ya ben farzları ihmal ediyorum, sen bana sünneti yaşa diyorsun diyen olursa da yarış atlarını yarıştan düşüren büyük büyük çukurlar değil, küçücük nohut kadar taşlar olduğunu söylerim. Küçük sünnetler ihmal edile edile büyük sünnetlerin, farzların ihmaline kapı açılıyor. Asla unutmayalım. O sebeple bunlar bizim kimliğimizi, bunu yaparak bizde bir inşa oluşturacaktır. Bir başka zaman sünnet ve kimlik ilişkisine gireceğiz inşallah. Molla Hüsrev diyor ki dostlar, o büyük fakih. Deniz dalgaları gibi suya ihtiyacı olan insanlara, kimselere bir katre su vermek, bir mililitre, bir bardak su vermek yetmez. Bir daha söyle hocam. Deniz katreleri gibi suya ihtiyacı olan insanlara bir bardak su yetmez. Evvelsi gün bu uluslararası gençlerimizden bahsettim bir yerde. Onlar öyle dikkatli dinliyor. Bir saat konuşuyorsunuz. Ne dinlediniz, bunu anlat diyorsunuz. Kitabın ortasından en temel noktaları söylüyorlar. Bir Türkiye'li gençlerimiz kızmasın. Bir tokluk var bizde. Hep duyuyoruz ya sohbeti, hep duyuyoruz ya ezanı, hep duyuyoruz ya Kur'an'ı. Bir büyük başlayınca yine bir nasihat moduna geçecek ya. Ben öyle dinliyorum ya. Yani hocam önemliydi, güzeldi, teşekkür ederim. Birkaç cümle söyle benim sana yarım saat anlattığımdan. Ya yok bir şey. Ama aç gibi dinlemiyor işte. Ama o gençlere
Salı günü işte burada arkadaşımız, üç şey benim hatırımda kaldı bu sohbetten diyor. Hem de o tatlı Türkçesiyle yeni öğrendi. Dinliyorsunuz, bu gençlere hizmet etmemek ahiretimi berbat etmektir diyorsunuz sonra. Niye söyledim bunu? Açlık kelimesi. Denizler gibi suya ihtiyacı olan insanlara bir bardak yetmez diyor. Öyleyse hakikaten deniz dalgaları gibi hayat veren suya ihtiyacı var. Batının hakikate ihtiyacı var. Batının ihtiyacı var da benim Müslümanımın, benim ihtiyacım yok mu? Elbet var. Öyleyse şunu söylesek slogan atmış olur muyuz bu kürsüde? Hayır, maksadımız o değil. Dünyaya İslam lazım ki huzur bulsun. Batısı, doğusu, kuzeyi, güneyi. Dünyaya İslam lazım. İslam'a da Müslüman lazım. Çünkü bugün Kur'an ve Tarih isimli bir makalenin tahlilini yaptırdım öğrencilere. Hocam çok zordu, anlayamadık dediler ama hepsinin yakaladığı bir nokta Kur'an dünyaya Allah'ın müdahalesidir. Bir kitapla nasıl müdahale edecek ki Allah? Kur'an kendisine inananlar eliyle dolaylı müdahale eder. O zaman inanan gayrete gelecek. İnanan halifeliğinin farkına varacak. İnanan inandığının kıymetini bilip de emri bil maruf nehyanil münkerin farkına varacak. Kıl beşiği, kurtar başı. Sana ne? Ne önden git ne arkadan git. Ortada git, başına bir iş gelmesin. Yok böyle bir Müslümanlık. Öyleyse müminler, nasıl olacak bu? Dünyaya İslam, İslam'a Müslüman lazım. Çok kolay, bunu herkes cevaplar. Yaşana yaşana İslam gelecek. Yaşanmaya yaşanmaya da İslam gidecek. Sadece adımız kalacak. Allah muhafaza etsin. Beşinci maddemiz şu. Müminler, burada kültür seviyesi yüksek bir cemaate konuştuğumun farkındayım. Dine karşı ilgimizle bilgimiz eşit olmalı. Ayrı bir sohbet konusu. Dine ve dini değerlere karşı ilgimizle bilgimiz eşit olmalı. Bir cümlecik açayım mı? İlgim var, vatandaşımın ilgisi var. Namazına gidiyor, teheccüdüne kalkıyor, zekatını veriyor, sadakasını veriyor. Ama bilgisi yok, bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Bulaktan dolma. Bir başkasının ilgisi var, bilgisi var, filanların demeyeyim. Bilgisi var, kitabını yazacak kadar biliyor ama ilgi yok, yaşamıyor. Hiçbir faydası yok. Öyleyse Beyyine suresini ezberleyelim. Efendimiz filan Beyyine suresini oku, Allah Beyyine suresini senden dinlememi istedi diyor Abdullah bin Mesud'a. Orada bir kavram var, başka yerde de geçer. Muhlisine lehüddin. Bu kavramı ne olur yazın bir kenara. Muhlisine lehüddin. Dini Allah'a has kılmak. Bak, arının çiçeklerden bal aldığı gibi. Dokunup geçiyorum dikkat ederseniz. Derinlemesine konuşmuyorum çünkü bugün muhasebe dedik. Dini Allah'a has kılmazsak biz kurtulamayacağız. Nasıl olacak bu? Burada bu hafta yaptığım bir başka programdaki kardeşlerim sordu. Nasıl olacak bu dediler. Adanmışlık nasıl olur dedi bir kardeşimiz. Adanmak için böyle yerlerden ayrılmamak lazım, yok ortalıkta. Adanmışlık, ansiklopedide adanmış maddesini okumakla olmaz. Aşk, aşık olmak istiyorum, ansiklopediden aşk maddesini okuyayım olmaz. İhlaslı olmak istiyorum, ihlası okuyayım olmaz. Aşıkların yanında dolaşacaksın. Adanmış insanların yanında dolaşacaksın. Çünkü sadece hastalıklar değil, haller de bulaşıcıdır. Bir teneffüs tembel bir öğrenciyle konuşun. Atalet basar, akşama ders çalışamazsınız gençler. Kitabı açmayı üstünden millet geziyor, yedi göllere gidiyor, Bolu'nun altını üstüne getirmiş. Sen bir senedir buradasın, hiçbir yere gitmedin aslanım dedirtir nefis. Ama bir teneffüs çalışkan bir talebeyle konuşun. Akşam konferansa gittim, sohbete gittim, şu kitabı okudum, şöyle ettim. Siz de harekete geçersiniz. Çünkü hal bulaşıcıdır. Onun için Allah Resulü, çevrenize dikkat edin. Kimlerle beraber olduğunuza
dikkat edin buyuruyor. Seyit Şerif Cürcani diyor ki, büyük filolog, gafleti tarif ederken diyor ki, ya gaflete düştüm, saat 2'de buluşacağımızı unuttum. Sadece bu değil de, randevu saatini unutmak değil gaflet. Sapkınlığın başlangıcı, dalaletin başlangıcı. Arzu eden gençlere makale söyleyebilirim. Nefsin hoşuna giden şeye tabi olmasıdır. İmza Seyit Şerif Cürcani. Gaflet, nefsin hoşuna giden şeye tabi olmasıdır. Sonrası ne olur? Reçele konan sinek gibi bir daha kalkamaz. Bir kere bak bir şey olmaz der. Bir kere iç bir şey olmaz der. Bir kere konuş, bir kere gir, bir kere çık, bir kere... Bir daha kurtulamaz. Kasaplar ilk bıçağı attığında acı çekerler. Sonrası otomatiğe bağlanır. Katiller ilk kurşunu sıktığında günlerce altından kalkamazlar. Sonrakiler otomatiğe bağlanır. Etkilenmez artık. Onun için Allah dostları der ki, az günahı az sanma, kime karşı ona bak. Az nimeti az sanma, kimden geldi ona bak derler. Rabbim günahlarını üstünde tepesine hemen yıkılacak büyük dağlar gibi görenlerden eylesin inşallah. Yunus bu konuda ne der? Bütün ömrümüzün muhasebesi, yılın muhasebesini konuşuyoruz ya. Gaflet ile hakkı buldum diyenler er yarın hak divanında belli olur. Ahiret tedarikin gördüm diyenler er yarın hak divanında belli olur. Rabbim muhasebe dedik. Mali yılbaşını bilen esnaflarımız var. Maliyenin memurları gelmeden önce fişini faturasını hazır edenler gibi melekler bizim sekerata düşmeden evvel defterlerini kontrol eden halis muhlis kullar arasına Rabbim hepimizin adını yazsın inşallah. Gafletle unutma arasında sebep sonuç ilişkisi var. Misal söyle hocam. Hepimiz bildiğiniz bilinmeyen ayetleri söylemiyorum. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Maun suresi. Onlar namazlarından gafildirler derken, vaktine riayet etmez, tadil erkana riayet etmez, abdeste idrar kaçırdığına riayet etmez, şu bu derken sonrasında ne olduğunu müminler malum. Öyleyse ne yapacağımızı söyle ve sohbeti bitir hocam. Muhterem müminler, sahabe-i kiram efendilerimizin anlatın, onların en baskın beş özelliği nedir derlerse, İbn-i Hibban'ın sahihinde şu beş madde geçiyor. Herkes kendinin hangi maddesi eksik ona baksın. Bir başkası için dinlemesin. Ben bir başkası için konuşursam, siz bir başkası için dinlerseniz orada feyiz ve bereket olmuyor. Allah Resulü'nün ashabı şu beş maddeye, beş haslete azami riayet ederlerdi. Bir, cemaati iltizam, cemaate devam etmek. İki, sünnete ittiba, sünnete tabi olmak. Üç, mescitleri imar etmek. Mescitleri cemaatle doldurmak, mescitleri sohbetle doldurmak. Mescitlerde Allah'ın adının anılmasına engel olandan daha zalim kim vardır diyor Allah Teala Tevbe suresinde. 3 4 Kur'an tilaveti, en son hangi Ramazan okumuştuk mu diyelim? Bugün hangi cüzü okudun mu diyelim? WhatsApp'a her gün bakıyorsun. Instagram'a her gün, her günde kaç sefer bakıyorsun? Allah'la konuşma, çık. Nasıl çıkarız onun huzuruna? Kur'an tilaveti, 5 Allah yolunda cihat. Tekrar et hocam, herkes kendisine yazsın. Cemaate devam etmek, cemaati iltizam, sünnete ittiba, mescitleri imar, Kur'an tilaveti ve Allah yolunda gayret etmek. Rabbim bu beşli çerçeveden herkese ihmal ettiği husus hangisi ise himmetini oraya yoğunlaştırıp adım atmayı, İslam'ı, değerlerini, kendini ciddiye almayı nasip etsin. O gediği tamir edersek sonrakilerin de tamir olacağına dair mutlaka
Rabbim lütfedecektir. Hazreti Mevlana'nın şu sözünü söylüyorum dedim ve hadisle bitireyim. Ufacık bir dua, çünkü buradalar mı bilmiyorum ama camiye girerken bugün iki Müslüman, birisi burada, ikisi de burada. Kendileri ve yakınları için özel dua istediler. Ben herkes adına birkaç cümle duayı da arz edeyim. Muhterem gençler, sevgili büyüklerim, saygıdeğer dostlar, muhterem hanımefendiler, muhtereme. Hazreti Mevlana diyor ki, Mevlana'yı da tükettik ya biz. Sadece dönmeye, sadece semazene hasrettik. Bolu'nun filan köyünde semazen dönüyor. Ya Rabbi. Yani ritüele döndü. Hazreti Mevlana hümanizmanın adamı değil, İslam'ın malıdır. Men bendeyi Kur'anem eger candarem diyor. O sebeple Kur'an okumadan Mevlana'cılık olmaz. Diyor ki, çocukluğun oyun ve eğlenceyle geçti. Gençliğin şehvetle geçti. Yetişkinliğin gafletle, meşakkatle geçti. Yaşlılığın da bütün bu geçmiş günlere hasretle geçti. Söyle Allah aşkına, ne zaman kulluk yapacaksın diyor. İmza Hazreti Mevlana. Bir daha söylüyorum dostlar. Çocukluğumuz, nuz demiyorum bakın. Çocukluğumuz oyun ve eğlenceyle geçti. Çocuktur, aklı ermez, bebedir dediler. Gençliğimiz şehvetle, bloğdan çıkmadı, reşit olmadı, şu oldu, bu oldu filan dediler. Hatasını hor görün dediler. Üniversiteye geldik, üniversiteyi bitirdik. Evlenecekti, baklanacaktı, şunu olacaktı, KPSS'ydi. Meşakkatle, gafletle geçti. Bir de baktık 35 devirmişiz, 40 olmuş, dizimiz bükülmez olmuş, idrarımız tutmaz olmuş. Eyvah, niye zamanında namaz kılmadım? Eyvah, niye zamanında Kur'an'ı öğrenmedim? Diye bütün bu geçmiş günlere hasretle geçti ömrünüz, ömrümüz. Söyleyin Allah aşkına, ne zaman kulluk yapacaksınız? Rabbim tez zamanda kendisine yönelenlerden etsin. Hadis-i şerifi de öbür hafta söylerim. Çünkü en az 4-5 dakika alır. Uzasın istemiyorum. Şu an 5 dakika geçti. Rabbim hepinizi, hepimizi. Kış müminin ilk baharıdır diyor hadis-i şerif. Bir daha söyle hocam. Kış müminin ilk baharıdır. Uzun kış gecelerini değerlendirmeyi sadece patates sobanın üstünde patates közlemekle değil, sobanın üstüne kestane koymakla değil, sohbetlerle geceleri ihya etmeyi, teheccüdlerle geceleri ihya etmeyi, sabahla yatsılara ve sabahlara cemaate katılmayı Rabbim hepinize, hepimize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lilmuttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ağfir ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme aslih ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmeti Muhammed. Allahümme ağfir ve erham ve ahfaz ve aslih ve ferric evladena ve evlade ümmete Muhammed. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Ya kadiyel hacat ve ya mucibet da'avat. Ya alimes sırrı vel khafiyyat. Ya mukallibel kulub. Sebbit kulubena ala dinik. Ya muhavvilel havli vel ahval. Havvil halena ila ahsenil hal. Üstür uyubena ya settar. İğfir zünubena ya gaffar. Vasi' rizkana ya razzak, iftah lena hayral bab. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin olan Yüce Mevlamız, dini celili İslam'ı umum edyan üzerine ızhar eyle ya Rabbi. Cümlemizi zat-ı pakine, kulluğa ve ibadete ve Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e uymaya ve Kur'an-ı Azimül Burhan'a yapışmaya mazhar eyle ya Rabbi. Kur'an'ı bize, bizi de Kur'an'a aç ya Rabbi.
maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa, maddi ve manevi dertlerimize deva, maddi ve manevi borçlarımıza edalar ihsan eyle ya Rabbi. Kardeşlerimizin murad ettiği niyetlerine, hastalıklarına, borçlarına şifalar, edalar, kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Razı olmadığın insanlara benzemekten sana sığınıyoruz. Hafz-ı emanına al ya Rabbi. Kendilerine gazap ettiğin insanlara benzemekten sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım. Sapıtmışlara benzemekten sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Gafillerle beraber olmaktan, unutanlar diye anılmaktan sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara düşman olanlardan, İslam'a ve Müslümanlara çağ dışı gözüyle bakanlarla beraber olmaktan sana sığınıyoruz. Hafz-ı emanını al ya Rabbi. Efendimiz senden neler istemişse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle, kerem eyle Allah'ım. Efendimiz nelerin şerrinden sana sığınmışsa biz de o şeylerin şerrinden sana sığınıyoruz. Masun ve mahfuz eyle ya Rabbi. Bizler aciziz, zayıfız, kısık sesleriz. Mescitlerini sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Hep tevhidle yoğrulan şu vatanımızı, tevhidsiz, muvahhidsiz, Müslümansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Hal besteli, Kur'an ve sünnet güfteli bir hayat yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Medine'sini kaybetmiş bizleri, Medine'sini kaybetmiş gençlerimizi yanlış Medine'lerin çarkında dolaşmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Medine'yi kuracak Mekke imanını ve gayretini, cemaat ruhunu hepimize lütfu kereminle ihsan eyle ya Rabbi. İslam'ı ciddiye almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'ı ciddiye almayı bizlere nasip eyle Allah'ım. İyi dindar olabilme yolunda bizlere gayret lütfeyle ya Rabbi. Elinden, dilinden ve gönlünden bütün ümmetin istifade ettiği kullarından eyle ya Rabbi. İlmimizi, amelimizi, ihlasımızı, ihsanımızı, hidayetimizi, iffetimizi, takvamızı, gınamızı artır ya Rabbi. Arş-ı Ala hürmetine, Levh-i Mahfuz hürmetine, Kuds-i Kabe hürmetine, seher vakti seni anan diller hürmetine, İçimizdeki beli bükük pir ifaniler hürmetine, günahsız yavrular hürmetine, aşıklar, sadıklar hürmetine, ravzada yatan zat hürmetine, günah ve kusurlarımızı affeyle Allah'ım. Sana layık kul, Habibine layık ümmet, büyüklerimize layık evlat, anne babalarımıza layık nesil eyle ya Rabbi. Kıyamet gününün dehşetinden, fakirliğin fitnesinden, zenginliğin şerrinden, gençliğin fitnesinden, ihtiyarlığın şerrinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Acizlikten, tembellikten, borç yükü altında ezilmekten, insanların bize galebe çalmasından, nesillerimizin, evlatlarımızın avuçlarımızın içerisinden kayıp gitmesinden sana sığınıyoruz, muhafaza eyle ya Rabbi. Bu nesilleri secdeyle buluşturmakta bize gayret lütfeyle Allah'ım. Sana secde edilen yerlerin sayısını artır ya Rabbi. Sana secde eden insanların sayısını artır ya Rabbi. Secdede ne dediğini bilen şuurlu müminlerin sayısını artır ve bizleri bu uğurda pay sahibi eyle ya Rabbi. İcabeti dua ve azameti hudara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Dilimizden tekbiri, tevhidi, şehadeti kesme ya Rabbi. Bize deli denilene kadar seni, Resulünü anmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya men zeyyenehullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya men allemehullah.
Es-salatu vesselamu aleyke ya men şerrafehullah. Es-salatu vesselamu aleyke ya imamel müttekin. Ya Resule Rabbil alemin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Bedenlerimizin sıhhati, memleketimizin selameti için, gönüllerimizden geçirdiğimiz hayırlı isteklerimize nail olabilmemiz için, kardeşlerimizin arzu ettiği maddi ve manevi hastalıklarımıza ve hastalıklarına şifalar lütfetmen için, Allah rızası için. El-Fatiha.